Merhaba arkadaşlar. Türk Anayasa Hukuku kitabının ikinci ünitesinde anayasaların yapılması ve 1982 Anayasası başlığı altında sırasıyla asli kurucu iktidarın biçimleri, anayasa yapımı yöntemlerini, 1982 Anayasası'nın yapılışını, 1982 Anayasası'nın demokratik anayasa yapım ilkeleri açısından değerlendirilmesini ve 1982 Anayasası'nın temel özelliklerini inceleyeceğiz. Anayasaların yapılması, kurma ya da kuruculuk işlevi olarak ifade edilmekte, devleti hukuki ve siyasi bir kurum olarak kuran iktidara da kurucu iktidar denmektedir. Kurucu iktidarın hukuki statülerini ve yetkilerini anayasa ile düzenlediği devlet organları ise kurulu ya da kurulmuş iktidar biçiminde tanımlanmaktadır. Kurucu iktidar, kaynağı ve yetkileri bakımından asli kurucu ve tali kurucu iktidar olarak ikiye ayrılır. Bunlardan asli kurucu iktidar, anayasanın yapılmasını, tali kurucu iktidar ise değiştirilmesini ifade eder. Asli kurucu iktidarın da monokratik, plebisit ve demokratik olmak üzere 3 biçimi bulunmaktadır. O ülkede yürürlükte bulunan hiçbir hukuk kuralıyla bağlı ya da sınırlı olmayan asli kurucu iktidarın ortaya çıktığı durumlara, işgalci güçlerle yürütülen kurtuluş savaşı sonucunda bu güçlerin ülkeden kovularak devletin kuruluşunun yenilenmesi şeklinde 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve var olan anayasalı düzenin yeni bir devrim ya da darbe sonucu ortadan kalkması şeklinde 1848 Fransa, 1917 Rusya, 1976 Portekiz, 1961 ve 1982 Türkiye Cumhuriyeti anayasaları gibi örnekler vermemiz mümkündür. Kaynağını tek kişinin iradesinden alan iktidar anlamına gelen monokratik asli kurucu iktidar anayasayı ya ferman ya da misak biçiminde yapar. Ferman anayasalar hükümdarın tek taraflı işlemiyle ortaya çıktığına göre bu anayasalar hükümdar tarafından her zaman geri alınabilir veya değiştirilebilir. Misak anayasa iki taraflı bir sözleşmedir. Sözleşmede tarafların güçleri hemen hemen eşittir. Ancak bazı üstünlükler hala hükümdara aittir. Plebisit kurucu iktidar, halkın karar verme sürecine doğrudan katılım yöntemlerinden biri olan halk oylaması ile demokratik olmayan bir yöntemle yapılmış bir anayasaya görünürde meşruiyet kazandırma amacını taşır. 1799 Napolyon Bonaparte, 1933 Portekiz ve 1980 Şili anayasaları da bu yönteme dayanmaktadır. Kaynağını ulusun ya da halkın iradesinden alan kurucu iktidara asli kurucu iktidar denir. Halkın anayasa yapımına katılımında birinci yol halkın anayasayı yapması amacıyla seçtiği özel bir meclisin anayasayı hazırlayıp kabul etmesidir. Yalnızca anayasayı hazırlamak ve kabul etmek amacıyla oluşturulan meclislere kurucu meclis ya da konvansiyon denir. 1947 İtalya, 1991 Kolombiya ve 2008 Ekvador anayasaları bu yöntemle yapılmıştır. İkinci yol, seçimle oluşturulan kurucu meclisin hazırladığı anayasanın halk oyuna sunulmasıdır. 1793 ve 1946 Fransız anayasaları örnek olarak verilebilir. Üçüncü yol, olağan parlamentonun anayasayı yapmasıdır. 2011 Macaristan anayasası bu yönteme dayanmaktadır. Dördüncü yol, olağan parlamentonun anayasayı yapması ve ardından anayasanın halk oylamasına sunulmasıdır. 1978 İspanyol, 1944 İzlanda, 1997 Polonya anayasaları örnek olarak verilebilir. Bu dört yöntem içinde anayasanın bir kurucu meclis tarafından yapılması ve ardından halk oyuna sunulması en demokratik yoldur. Kendisine Milli Güvenlik Konseyi adını veren Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Heyeti, aynı gün yayınladığı bir sayılı bildiriyle bütün yurtta sıkı yönetim ilan etmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hükümeti dağıtarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlığını kaldırmıştır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, aynı gün yaptığı radyo televizyon konuşmasında, yeni hükümet ve yasama organı kuruluncaya kadar geçici olarak yasama ve yürütme yetkilerinin Milli Güvenlik Konseyi tarafından kullanılacağını duyurmuştur. 21 Eylül 1980'de emekli Oramiral Bülent Ulusu Başkanlığında sivillerden oluşan ve yalnızca Milli Güvenlik Konseyi'ne karşı sorumlu olan bir bakanlar kurulu kurulmuştur.
Milli Güvenlik Konseyi'nin 25 Eylül'de kabul ettiği iç tüzükle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan yetkiler konseye devredilmiş. Bu düzenleme ile Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'nın aynı zamanda devlet başkanı olması öngörülmüştür. Konsey 27 Ekim 1980'de anayasa düzeni hakkında kanunu çıkararak gerçekte 12 Eylül 1980'den beri uygulanan fiili durumu hukuki bir temele oturtmuştur. 27 Ekim 1980'de çıkarılan anayasa düzeni hakkında kanunun Milli Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen bildiri, karar ve yasaların anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceğini ve anayasa hükümleriyle çatışan bildiri, karar ve yasaların anayasa değişikliği, yasa hükümlerine uymayanların ise yasa değişikliği olarak yürürlüğe gireceğini öngörmesi, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkelerini açıkça ortadan kaldırmıştır. Yeni anayasayı hazırlayacak kurucu meclise ilişkin yasa 29 Haziran 1981'de kabul edilmiş, meclis 23 Ekim'de çalışmaya başlamıştır. Yeni anayasa hazırlama görevinin yanı sıra yasama yetkisine de sahip olan kurucu meclisin iki kanadından biri olan Milli Güvenlik Konseyi belirleyici özelliğe sahiptir. Milli Güvenlik Konseyi'nin önce danışma meclisinde görüşülen ve kabul edilen yasaları aynen ya da değiştirerek kabul ya da reddetme etkisi bulunmaktadır ve konseyin kararları kesindir. 23 Eylül 1982'de kabul edilen anayasa tasarısının görüşülmeye başlanmasından sonra konsey kabul ettiği bir kararla eski siyasal partilerin yöneticileri dışında kalan üyelerinin basın, yargı organı ve üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların anayasa üzerinde görüş bildirmesine izin vererek sınırlı da olsa bir tartışma ortamı yaratmıştır. 2709 sayılı yasa ile anayasanın 20 Ekim 1982'de resmi gazetede yayımlanmasından sonra halk oylamasına sunulması aşamasına gelinmiştir. Milli Güvenlik Konseyi'nin 21 Ekim 1982'de kabul ettiği karar uyarınca anayasanın devlet adına resmen tanıtılması görevi halk oylamasına kadar Milli Güvenlik Konseyi Başkanı'na verilmiştir. 7 Kasım 1982'de yapılan halk oylamasına katılım zorunlu tutulmuş, seçmenlerin %91'i oylamaya katılmıştır. Geçerli oyların %91,37'sinin olumlu oyuyla da 1982 Anayasası kabul edilmiştir. 1982 Anayasası halkın katılımıyla yapılmamıştır. 1961 Anayasasını hazırlayan kurucu meclis de genel oya dayanmamıştır. Ancak meclisin sivil kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde basın, üniversiteler, yargı, meslek örgütleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar temsil edilme olanağına sahip olmuştur. 1961 Anayasasını hazırlayan kurucu mecliste metin konusunda meclisin sivil ve askeri kanatları, yani Temsilciler Meclisi ile Milli Birlik Komitesi arasında uzlaşma aranmıştır. Ancak 1982 Anayasası, çeşitli toplum kesimlerinin yaptığı müzakereler sonucunda oluşan toplumsal uzlaşma ürünü olarak ortaya çıkmamıştır. Anayasanın halk oyuna sunulması aşamasında halk neyi oylayacağı konusunda tek taraflı propagandaya maruz kalmıştır. 1982 Anayasası için yapılacak halk oylaması, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 7 yıl için Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle de birleştirilmiştir. Halk oylamasına katılım zorunlu tutularak seçmenin sandık başına gitmemek yoluyla tepki göstermesi de engellenmiştir. Bu açılardan 1982 Anayasası, plebisitçi kurucu iktidarın bütün özelliklerini göstermektedir. Anayasada yürütmenin yalnızca görev olarak değil, aynı zamanda bir yetki olarak da düzenlenmesi, parlamentoya karşı yürütme organının güçlendirildiğinin göstergesidir. 1982 Anayasası genel olarak yürütme organı ile birlikte, özel olarak yürütme organı içinde Cumhurbaşkanı'nın konumunu da güçlendirmiştir. Cumhurbaşkanı'nın konumu, ona seçme ve atama, bazı kurullara başkanlık etme gibi yeni yetkiler verme yoluyla güçlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı üniversite rektörleri ile YÖK, Devlet Denetleme Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Danıştay gibi çok sayıda kurum ve kuruluşa üye seçmektedir. Cumhurbaşkanı ayrıca Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık etmektedir. Geniş yetkilerle donatılmış olan Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemlerin, Yüksek Askeri Şura kararlarının, sıkı yönetim ve olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan yasa ve kanun hükmünde kararnamelerin yargı denetimi dışında tutulması, yürütme organının üzerindeki yargı denetiminin zayıflatıldığının göstergesidir.
Anayasa ile düzenlenen hak ve özgürlüklerin hemen hepsi 1961 Anayasası'ndan çok daha geniş sınırlamalara konu olmuştur. Düşünce, bilim ve sanat, toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kurma, sendika, grev ve toplu sözleşme gibi hak ve özgürlükler açısından bu durum çok daha belirgindir. Üstelik olağanüstü durumlarda sınırlı olarak sayılanlar dışındaki hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulabilmesi de olanaklı kılınmıştır.